içeride diyor Financial Times. The physical regeneration process, so here, much less clear is whether this will prove successful. We still don't know. Fiziksel dönüşüm konusunda ise hala bunun fiziksel miras konusunda çok net bir sonuç söz konusu değil. Employment, one of the main aims was to create employment in this part of London. We still don't know. The Westfield Shopping Centre employs about 2,500 people. The media complex is promised to be sold in the hope that it will create another 6,500 jobs, but that has yet to materialise. So the only job benefit we have so far is 2,500 people working in a shopping mall. İstihdam açısından baktığınızda aslında sadece sonuç olarak buradaki büyük alışveriş merkezinde 2500 kişilik bir istihdam yaratıldığını gördük ve bu 2500 kişilik istihdam dışında bir de bu medya merkezinde yaklaşık 6500 kişilik bir istihdam yaratılması planlanmıştı. Ancak hala medya merkezi satılamadığı için oradaki istihdamla ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Şu an için yaratılmış toplam istihdam aslında 2500 kişilik bir istihdam söz konusu. Because of the financial crisis, the idea of funding the Olympics by property development collapse, so it has to be funded by the taxpayer, and we still don't know the final cost. It seems to have gone up to about £11 billion, that's about $16 billion. And people are saying it's going to take 20 years until we know the final cost of the Olympics. İlk başta bir fikir aslında olimpiyatları yaparken bütün bunların aslında büyük inşaat firmaları, inşaat geliştiriciler tarafından ödeneceğine dairdi. Fakat finansal krizden dolayı böyle bir şey gerçekleşmedi. Hala toplam ne kadar maliyeti olduğuna dair çok net bir rakam olmamakla beraber söylenen şey aslında 11 milyar pound gibi bir paradan bahsediyor. Toplam maliyet olarak bütün bu yıldanların. Ve bunun da aslında tekrar Londra'daki normal vatandaşlara birer vergi olarak, yani vergi The property market impact, the idea was this would regenerate the property market in the east of London. Well, again, the Financial Times said the Olympic bounce has failed to materialise. Prices in Newham Borough, that's the district, are actually 12% below what they were in 2005. The future of the media centre is unclear. A couple of universities are moving into the sites, but overall it hasn't had the expected effect of boosting the property market in that part of London. Bir başka bir tane beklentisi aslında emlak piyasalarında büyük bir patlama gerçekleşeceğini, bir yükselme gerçekleşeceğine dairdi. Fakat yine Financial Times'daki bir habere göre bu büyük bir emlak piyasalarında yükselme ve patlamayı gerçekleştiremediğini söylüyor. Ve burada birkaç tane üniversitenin buraya gelme, yani burada yer seçme gibi bir takım şeyleri var. Fakat hala aslında emlak piyasasında bu beklenen yükselme ya da büyüme gerçekleşmiş değil anlamında. This is partly because London, like Istanbul, is now going through an incredible, it has a disease of skyscrapers springing up all over it. And there are so many development projects in London now that the Olympic Park is no longer particularly attractive one. Bu nedenlerden bir tanesi aslında Londra, İstanbul gibi birçok yerde çok büyük gökdelenlerin inşa edildiği bir kent halinde ve sadece bu, yani kentin birçok yerinde burada gördüğünüz gibi birçok proje söz konusu. Onun için de Olimpiyat Parkı'nın ya da Olimpiyat Köyü'nün olduğu yer aslında o kadar da popüler değil. The House of Commons, Parliament, recently did a report trying to work out the sporting impact. And as I said, one of the positive things, if you like, is that Britain has won a lot of other mega events. But in terms of getting popular participation, ordinary people involved, it seems to have failed. Aslında belki de en pozitif katkılarında, en pozitif kazanımlardan bir tanesi olan sportif faaliyetler konusu oldu ve bu İngiltere, bu en son aslında meclisin hazırladığı, İngiltere Meclisi'nin hazırladığı bir raporda bir
takım büyük sportif faaliyetleri aslında gerçekleştirmek üzere bunları ev sahipliği yapacak. Ama yapılan araştırmada aslında sıradan insanların sportif faaliyetlere katılımlarında önemli oranda düşüş olduğunu söylüyor. Anybody goes to the UK knows that we tend to be quite fat, and that's because we like to sit and watch sport on the television. And the idea was to raise the number of hours of school sport to at least 5 hours a week, but actually that hasn't happened because independently school budgets have been cut and they haven't been able to do it. Nitelikten herhangi bir fark etmiştir genelde İngilizler şişmandır çünkü genelde spor olaylarında sportif faaliyetleri sezondan seyretmeyi seviyoruz. Televizyonda okullarda 5 saate çıkartmaya çalışıyorlarmış ama okullardaki finansal bir takım kesintilerden dolayı bunu gerçekleştirebilmiş değiliz. So, just to summarize that first bit, London tried very hard. It was an unusually positive bid, I think, to try and maximize the social benefit. But the actual effects have been very small. Bu ilk bölüm, konuştuğumuz ilk bölümünün sonucuna geldiğimizde aslında Londra oldukça zor bir şey yani gerçekleştirmeye çalışıp bu şeyin olimpiyatların sosyal yararlarını maksimize etmeye çalıştı. So the physical impacts, the actually constructing these new sites, these new buildings, these new villages, they haven't yet been sold to their future users. That investment has yet to materialize. Bu sosyal yardımın artmaya çalıştı ama çok az şeyler aslında gerçekleştirebildi ya da kazanılabildi. Mesela fiziksel etkilerine baktığımızda tüm bu olimpiyat köylerinin olduğu ya da inşaatların olduğu bu alanda hala gelecek kullanıcılara bunun devri ya da satışı gerçekleştiremedi. The only definite gain is that we've got a very nice park and some very nice sports facilities, but they are incredibly expensive. But that's the only definite material gain for most people in London. Bugün için aslında çok kesin olan kazanılmış olan buradaki bütün sportif takım faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlar ve de parkın kendisi ancak bunlar da oldukça pahalı. In terms of the employment impacts, well, less than 3,000 jobs definitely. If the media centre project works, that may raise it to 10,000 jobs. That works out at £1 million a job, which is not a very effective way of creating employment. İstihdam kısmına bakarsanız eğer, şu an için 1500 kişi demişti. İşte olimpiyat medeniyet merkezi de eğer devreye girer ve çalışmaya başlarsa 6500 kişi istihdam yaratılacak. İşte diğer belirlerle 10.000 kişilik bir istihdam olursa eğer diyor, bunun maliyetini düşünseniz eğer toplam 1 milyon pound'a, oldukça düşük bir istihdam oranı aslında. Yaratılan maliyeti göre. Okay, so that's trying to give you a quick summary of what's happened in London. This next section, I want to basically draw on the bid documents for Istanbul 2020 and suggest that it's really not even trying to maximize the legacy. Konuşmanın ikinci bölümünde İstanbul'un 2020 olimpiyatlarına hazırlık raporundan aslında bakarak İstanbul'un Londra'da olduğu gibi hatta denemediğinde yani miras üzerinde herhangi bir şekilde uğraşmadı ve de onun üzerine herhangi bir düşünce ve fikir üretmedi üzerinden konuşacağım. So you're familiar with the broad pattern, I'm sure. There's basically four main sites. And there's a very glossy documented English and French which you can read your way through. Central to this is the idea of the athletes' village and the media village, and also the Olympic sponsors' village. Gösterdiklerimde aslında hepiniz aslında gördüğünüz ve tanıdık yani tüm resimler. Dört tane olimpiyatlar ilişkin dört tane ayrı zon kesilmiş durumda. Yine burada da işte atletler ve medya ilişkin köyler var. That's the Olympic Village, then there's the forest zone, the Belgrade Forest. And the coastal zone along the Marmara coastline towards the airport. Zone, o Marmara kıyılarında,
I'll just give you a few samples of the text in the bid documents. I basically word searched for words like community, legacy, employment, and these are the ones that came up. I think this is a very symptomatic one. In the first book, it says the Olympic movement stands to gain considerable benefits from the Olympic Games hosted in Istanbul. Well, that's very nice if you happen to be the Olympic movement. Birinci bu olimpiyatlara hazırlık dönemi, ondan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Birincisi olimpik hareketli de, olimpik hareketli, umut, evet hareketli. Burada verdiği söz aslında önemli noktalardan bir tanesi, İstanbul'un önemli derecede İstanbul'un bu olimpiyatlara ev sahipliği yapmasının önemli derecede yararlı olacağına dair bir sözü var. There are several statements that basically suggest the aim of the Olympic bid is to consolidate, to reinforce the existing path of development in Istanbul. It will help accelerate and enhance key investments and would deliver a major transport infrastructure. Bu olimpiyatlara hazırlıkların aslında mevcut bir takım yatırımları ya da işte ulaşım gibi yatırımları aslında güçlendireceğine dair bir sözü var. Rather than read all the way through these, I'll show you some money. The bids that have been made, Istanbul, Tokyo and Madrid, are very different. Aslında İstanbul'un, Tokyo'nun, Madrid'in bütün bu olimpiyatlara hazırlık için sundukları rakamlar birbirinden farklı aslında. Toplam maliyetler sundukları rakamlar birbirinden farklı. The International Olympic Committee, the IOC, is a very small and extremely unaccountable and very powerful body. Olimpiyatlara dair olan Uluslararası Komite aslında oldukça küçük, oldukça hem küçük hem de oldukça güçlü bir komite. And they like to say nice things to everybody. So to Istanbul, they said, we're very impressed with these huge infrastructure plans, and they're much bigger than the plans from Tokyo and Madrid. Dediğimde aslında herkesin önünde diyeceği şeyleri söylemeyi seviyorlar. İstanbul için de İstanbul'daki onlara gösterilen bütün o büyük altyapı projelerini, büyük projelerin hepsinden oldukça etkili olduklarını, etkilendiklerini ve bütün bu projelerin Tokyo'dakinden çok daha büyük ölçekli olduğunu. The same day they said to Madrid, the Spanish government, we're very impressed with your wonderful infrastructure plans and how efficient and cheap they are. Aynı gün diyor, İspanya hükümetine de Madrid'deki projeler için o projelerden ne kadar çok etkilendiklerini, ne kadar hem ucuz olduklarını ve ne kadar aslında etkili projeler olduklarından bahsetmişler. Well, we're dealing in the world of fantasy money here, so it's very difficult to say anything precise. But this is, these are the headline costs that they offer. This number, $19.2 billion, Tokyo 4.9, Madrid 1.9. Compare that with London, which is 16.5. Okay, so this number is a bit bigger than London, but the British economy is three times bigger than the Turkish economy. Söylediği şey, bütün bunun maliyetin 19 milyar dolar olacağını söylüyor, 19.2 milyar dolar olacağını söylüyor. Bu diğerlerinin oldukça yüksek bir rakam. Londra'nınkinden de daha yüksek. Londra'nınki de işte 11 milyar pound aslında. Londra'nınkinden yüksek ama Londra'nın toplam aslında ekonomik olarak büyüklüğü 3 kat daha büyük Türkiye ekonomisinden. When London made its bid, 8 years ago now, I guess, it was 2.7 billion. It grew enormously in that time. So if Istanbul's bid is the same, you can be sure that it's not going to be 19.2 billion. We're going to be total 30, 40 billion. Londra adaydını açıkladığı zaman aslında toplam maliyet olarak verdiği rakam 2.7 milyar pound idi. Ancak bittiğinde, olimpiyatlar gerçekleştiğinde yapılan toplam masraf ya toplam maliyet değil, 11 milyar pound idi. Yani arada inanılmaz derecede bir yükselme söz konusu oldu. Aslında şundan emin olabiliriz. İstanbul her ne kadar bu 19.2 milyar dolar gibi bir maliyetten söz bahsetse bile bu gerçekleştiğinden 2020 yılından çok çok daha yukarı, çok daha üstte bir
maliyeti söz konusu olacaktır. Well, if you compare this headline amount with the amount of money that comes in direct investment every year, you get the top picture here. Last year, about $8 billion of foreign direct investment came into Saudi. In other words, the bid is more than twice the annual inflow of direct foreign investment. In UK, it was about 3% of inward investment. So it's a much bigger burden for the Turkish economy than the London Olympics was. Bu başlıklarda gelen bir takım rakamları aslında yabancı, doğrudan yabancı yatırım gibi bir takım rakamlarla karşılaştırdığımızda İstanbul'da geçen sene gerçekleşen toplam doğrudan yabancı yatırım 8 milyar dolar gibi bir rakam idi. Buradaki rakamlara baktığımızda İstanbul'da İstanbul Londra'nın bir karşılaştırması söz konusu. Bu İstanbul'daki olimpiyatların gerçekleşmesinin Türkiye bütçesinde yaratacağı büyük boşluk ya da büyük açıklık diyelim, açıklık çok daha büyük olacak. Londra'nın bu anlamdaki şeyi sadece %1 açıklık söz konusu. Okay, the bottom graph does the same for GDP, national income. Just taking the total amount that Istanbul says the bid will cost and the total amount the London did actually cost, divide that by the GDP, you get this figure. So even on that basis, the Istanbul Olympics is going to be something like 3 or 4 times as burdensome for the Turkish economy as the London Olympics was. Aşağıda da aslında gayri safi toplam hasılaya olan oranına baktığımızda İstanbul Olimpiyatları'nda ileri sürülen toplam harcama, toplam maliyeti GDP'ye oranladığınızda, yurt içi toplam hasılaya oranladığınızda bu İstanbul'un olimpiyatlarının Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı büyük maliyet ya da büyük finansal açıklık Londra'nınkinden 3-4 kat daha çok daha fazla olacak. So it's going to cost a lot of money. We don't know how it's going to be paid for. And what's it going to leave? What kind of legacy is Istanbul looking for? Bildiğiniz şey bunun maliyetinin çok yüksek olacağı ve bunun inanılmaz derece bir finansal olarak zorlanmaya sebep olacağıdır. Yine bilmediğiniz başka bir şey, yani bunun mirasının ne olacağı? Now, there are so many nice things that the Olympics is supposed to deliver, according to the three very large books. I just picked out a few. Basically, the emphasis falls on consolidating the existing kind of development in Istanbul, constructing new high-quality apartments, and on consolidating sport. Bu üç bölümlük aslında olimpiyatlara adaylık kitaplarına baktığınızda bunun mirasının ne olacağına dair vurgular, bir takım işte güzel vurgular söz konusu. Mesela o vurgulardan bir tanesi aslında en önemlisi bu kitapta yazılanlar mevcut gelişimi, aslında kentin mevcut gelişmesini güçlendireceği ve onu sağlamlaştıracağı daha güçlü, o güçlendireceğine dair bir vurgu söz konusu. Sport, the consolidating of the existing sporting, professional sporting structure and infrastructure gets a lot of emphasis. A lot of talk about basketball and football, for example. İkinci kurgu olarak da sportif faaliyetlerini ve sporla ilişki olarak altyapının güçlendirileceğine dair ve bu faaliyetlerin güçleneceğine dair bir vurgu söz konusu. In physical terms, the idea is like London, but it will need a residential, a retail, and commercial legacy. Fiziksel olarak da Londra'da olduğu gibi aslında ticari olarak, konut olarak bir takım mirasların olacağına dair sözleri var. Housing legacy basically focuses on the Olympic Village. Konut mirası özellikle de Olimpiyat köyüne dair, Olimpiyat köyü gerçekleştirilecek olan konuta ilişkin bir konut mirasından söz ediyor. There's some things that one can only think would be a good idea, improved electricity supply. Bir tanesi iyi de bir fikir olan elektrik altyapısının güçlendireceğine dair.
And something that very much distinguishes Istanbul from other European cities, if you have a wheelchair, if you're disabled, this city is impossible. And they promise that this will improve accessibility and in line with good environmental impacts. Bu dökümün verdiği üçüncü sözü ise özellikle de engelli insanlar için daha erişilebilir bir kent olacağına dair bir sözü var. Aynı zamanda da minimum çevresel etkisi olacağına, olumsuz çevresel etkisi olacağına dair bir sözü var bu döküm anlamında. Improved accessibility. A lot of emphasis then falls on tourism. Ve birçok turizm üzerinde inanılmaz derecede bir vurgu söz konusu. And retail, the media center will be convertible into a retail center, rather in the same way the London Olympics result in a shopping mall. Alışverişe dair aslında medya merkezinin aynı Londra'da olduğu gibi daha sonra bir alışveriş aletlerinin olduğu ya da ticaretin olduğu bir alana dönüşeceğine dair bir sözü var. And we are sure in the document that nobody is opposed to it. Yani bu şeyde de hiç kimsenin aslında dökümanlarda hiç kimsenin bu olimpiyat alanında herhangi bir şekilde karşı olmadığını dair bir şey var. So from my point of view, coming from the UK, what seems strikingly missing in all this documentation is any of the kind of legacy that London tried to achieve. London wasn't successful in achieving much of it, but at least it tried to achieve it. İngiltere'den gelen birisi olarak aslında bütün bunlarda, bu dokümanlarda aslında söz edilmeyen, bahsedilmeyen neler var? Londra'nın olimpiyat adaylığı ve olimpiyatları gerçekleştirme sürecinde en azından söz verdi. Yani tamamen gerçekleştiremedi, denediği. Ama İstanbul'un bu olimpiyata hazırlık dokümanlarında hemen hemen hiç bahsedilmeyen temel noktalar nelerdi? Onları bahsedeceğim şimdi. So you will search in vain for reference to social inclusion. You won't find any targets for either short-term or long-term jobs to be created. No mention of affordable housing, and no discussion of how much of this is going to be paid for by the private sector. İstanbul'un olimpiyatlara adaylık kitaplarında bahsedilmeyenlerden birincisi sosyal içerme meselesi. Yani sosyal içermeye dair herhangi bir bütün kitapları araştırdığınızda, bütün o dokümanları araştırdığınızda sosyal içermeye dair herhangi bir söz ya da herhangi bir yorum olmadığını görüyoruz. İstihdama dair aynı şekilde ne kısa dönemli ya da ne de uzun dönemli herhangi bir istihdam hedefinin olmadığını, ne kadar çok, ne kadar mesleklerin iş yaratılacağı, ne kadar buna dair herhangi bir şey söz konusu değil, ne kadar ödenebilir ya da uygun fiyatla satılabilir, ev gerçekleştirecek, buna dair herhangi bir söz ya da herhangi bir plan söz konusu değil. Son olarak da bütün bunların aslında gerçekleştirmesinin ne kadarın özel sektör tarafından, ne kadarın ise kamu tarafından gerçekleştirileceğine dair herhangi bir yorum ya da herhangi bir şey yok, bildirim söz konusu değil bu dokümanlar. Just to summarize that, there's like London, but more so, 3 weeks of sport, so you can all sit around watching it on the telly, or if you're lucky, you can get a ticket. And then an enormous and unclear cost to the Turkish taxpayer, totally unclear contribution of private investment. And the legacy says very little apart from sports facilities, tourism, and more of the existing kind of development that Istanbul has been experiencing. Özet olarak şunu söyleyebiliriz, 3 haftalık sportif takım faaliyetlerinin dışında, oturup da onların televizyonunun başında bu sportif faaliyetleri, spor organizasyonlarının seyretmenin dışında geçirtileceği şeyler aslında normal Türk vatandaşlarına, vergi ödeyen Türk vatandaşlarına daha fazla bedeli olacak, daha fazla kamusal hizmetlerin kullanılacağı, burada özel sektörün katkısının ne kadar olacağına dair büyük bir belirsizlik,
miras açısından, yani o fiyatlardan sonra kente bırakacağı miras konusunda sadece bu İstanbul Olimpiyatlarındaki hazırlık komitesi söylediği şey aslında sadece takım sportif faaliyetler, turizm ve şu ankine benzer daha fazla gelişmeden başka bir söz verdi ya da gerçekleşmeyi öngördü herhangi bir şey söz konusu değil. So part three, just for a couple of minutes on what can be done. And I think the starting point is there's a very strong danger that Istanbul will get the Olympics on the 7th of September. The Olympic Committee will make its announcement. Madrid doesn't have such a high profile offer. Tokyo is, again, I think, rather less glamorous kind of offer. There's lots of ways in which I think it'd be advantageous for the International Olympic Committee. It would fit their way of thinking to give the 2020 Olympics to Istanbul. Şu an ne yaptığımız kısmına bakarsak eğer, aslında İstanbul 2020 Olimpiyatlarına Madrid'den aslında çok böyle parlak ya da çok böyle şaşalı herhangi bir önemsiz ya da bir hazırlığı söz konusu değil. Tokyo'nun da o anlamda İstanbul'u mukayese ettiğimizde o kadar şey bir önemsiz söz konusu değil. So I'd like to suggest that the if that's the scenario, what we need to do is think about ways in which we can make the most benefit of something that's going to happen. Burada benim önereceğim şey, eğer İstanbul Olimpiyatları gerçekleşecekse bu olimpiyatların aslında kente ne kadar kente getireceği yararları maksimize etmeye dair düşünmek. Istanbul is going to be one of the world's most dynamic cities for the next 20 years, I think. I don't see the recent growth collapsing. There was a recent report by McKinsey International Consulting about cities, which I recommend to you. And it anticipates growth of 40% of the per capita GDP in Istanbul over the next 15 years. Istanbul is still going to be a dynamic growing city. It's still going to have an awful lot of problems. And I think there's a tendency across on the left to just sort of wish these things away. But what we should do is try to think of ways in which we can capitalize on this new kind of urban capitalism to maximize the social benefits. İstanbul önümüzdeki 20 yılda hala büyümeye devam edecek. Aslında dünyanın en dinamik ve en çok büyüyen kentlerinden bir tanesi. Uluslararası danışmanlık şirketi olan McKinsey'e göre de İstanbul'da kişi başına düşen GDP, yani kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla %14 gibi artacağını söylüyor. Ve bu aslında İstanbul'un büyümesinin devam edeceğine dair önemli göstergeler söz konusu. Ve bu kapitalizm, yani bu yeni kent kapitalizminin aslında nasıl sosyal yararlı anlamında nasıl maksimize edebiliriz? Sosyal yararlılığı nasıl daha çoğa çıkarabiliriz? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. biliyorum ki birçok aslında sol görüşlü olan kişi aslında bütün bu büyümenin keşke hiç olmaması ve tamamen ortadan yok olmasına dair beklentisi olsa da şu anki trendler, eğilimler aslında İstanbul'un bu büyümesinin kısa sürede ortadan kalkmayacağını, bu büyümesinin devam ettireceğini de buradaki aslında ekonomisi gereken de bu bütün bu büyüme modelinin, bu büyümenin aslında kentteki sosyal yararının maksimize etmelerinde olmalı. So, it seems to me there are several headings under which what we should be doing is looking at the suggestions that have been made in other cities, Rio, for example, and London. Things that didn't happen, but are good ideas, to try and develop some kind of strategy. For example, under the heading of promoting sports, we want to make sure that the facilities are built that are usable, that they're affordable by local people, and that they, if they're not going to be used for sport, we don't want to end up with kind of thing that Athens and Sydney ended up with, which is unused stadia. Build buildings that can be converted afterwards into other uses, colleges, theatres, for example. Dünya olarak yapılabilecek olan şey aslında diğer kentlerin tecrübelerine bakmak, Rio'ya ya da Londra'ya bakıp buradaki aslında tecrübelerden de yararlanarak olimpiyatlar için gerçekleştirilecek olan yeni binaların ya da bütün bu altyapıların misalinin daha sonra
oradaki yaşayan, İstanbul'da yaşayan insanlar için kullanılabilir bir takım faaliyetlere ya da binalara dönüşebilmesini sağlamak. If say it's a yes on the 7th of September, then there's going to be 7 years of massive construction. Well, that's a 7 employment opportunities. Rather than, as at present, when there's no clear strategy, there could be a strategy for maximising the impact and import of employment opportunities on groups who need it most, long-term employment and short-term construction. And that means looking at things like training courses, disadvantaged groups who can't get into the job opportunities, the recruitment tactics that employers use, and all these sort of things. Eğer Eylül 7'sindeki açıklamada eğer İstanbul bu olimpiyatları ev sahibi yapma hakkını kazanır ise bu demektir ki ondan sonraki 7 yıl boyunca çok inanılmaz büyük derecelerde inşaat faaliyetlerinin gerçekleşeceği İstanbul'da. Bu da aslında inşaatla beraber büyük bir istihdam yaratılacağını, istihdam yaratacaktır. Yapılacak olan şey, yapılabilecek olan şey aslında kentte en dezavantajlı olan kesim, istihdam kesimleri içinde en dezavantajlı olan kesimin buralarda çalışabilmesini sağlamak ve buradaki hem kısa süreli inşaattan kaynaklanan istihdam olanaklarını değerlendirmek hem de bir takım eğitim vererek aslında bütün o işsizlere ve kalifiye olmayan elemanlara daha uzun dönemli istihdam imkanlarına dair stratejiler geliştirmek gerekiyor diyor. Çünkü şu an aslında yani bütün inşaat faaliyetleri İstanbul'da olmakla beraber bir strateji ya da bir istihdam stratejisi diye bir şey söz konusu değil. Bunu bir istihdam açısından bir strateji geliştirerek daha olumlu bir şeye dönüştürülebilir. Housing is going to be, a lot of housing knocked down. The United Nations Human Rights Commission was here in North Dakota and said that if Istanbul gets the Olympics 2020, it will be a human rights disaster. We need to think about ways in which to minimise and at least compensate for that. If new facilities are going to be built by the public sector for public money, why not use the facilities that are built and then sold to recycle that money to build affordable low-rent houses for local people? Başka bir önerisi aslında konut ve barınma ile ilgili mesele. Burada da aslında birçok konutun yıkılacağına dair, yani eğer bu projeler gerçekleşirse birçok konut yıkılacak. Geçen ay aslında Birleşik Milletler'in eski konut röportörü buradaydı ve bu konut röportörünün vurgusu önemliydi. Eğer İstanbul 2020 imkanlarını yapmaya hak kazanırsa, gerçekleştirirse bu çok büyük oranlarda insan haklarının ihlaline beraberinde yetişeceğini, şu anki uygulamalara bakarak aslında çok büyük ölçeklerde insan hakları ihlaline beraberinde yetişeceğini söylemiş, söyledi. Şimdi buradan aslında yola çıkarak yapılacak yeni konutlarda ya da kamusal finansmanla gerçekleştirecek olan büyük kamusal projeleri daha sonra satarak onlardan elden gelirle düşük gelir, düşük kiralı sosyal konutların yapımına harcanabilir. Under the accessibility heading, we need to think about ways of making sure it actually happens. You know, targets to ensure that all it happens in actually all around Istanbul, not just in the bits that foreign visitors and tourists and journalists will see when they go from the Olympic Village to the main stadium. Başka bir önerisi erişilebilirlik konusunda. Erişilebilirlik de sadece olimpiyatlar eğer düzenlenirse bu sadece kentin belli alanlarında, belli noktalarında sadece turistler tarafından erişilebilir değil, herkes tarafından erişilebilir bir organizasyonun gerçekleştirmesi önerisi var. So, perhaps it's time to think about pulling together the various forms of opposition and dissatisfaction. I mean, most of us in this room are some kind of professional intellectual. I think we have a responsibility and an opportunity to play a positive role there. Ways of using the income generated by the Olympics to maximise the community spin-off. Around, if you like, a strategy for a sort of people's legacy. And tactically, how to do this? Well, there are a lot of people out there in Rio at this very moment, and in East London, where they're disappointed. Try and avoid the 3 weeks of sport, 20 years of debt syndrome by building on the experience of these people. And for the external
room, if you like, we need to highlight the science that there is in the Olympic bid at the moment about community legacy. Son olarak bütün bunları nasıl gerçekleştirebileceğiz konusunda stratejik taktiklere gelirsek, aslında buradaki deneyeceğim birçok aslında profesyonel akademisyen ya da entelektüel burada yapabilecek olan şey, bütün buradaki olimpiyatlardan gelebilecek olan yararların, sosyal yararların maksimize edilmesi için çaba göstermek, bunun için aslında hani insanların mirasına dair bir kararlılık, ona dair bir davranış söz konusu olmalı. Bu anlamda akademik platformlarda ya da NGO'larda aslında bütün bu yerel insanların bütün buradaki maksimize etmesi için bir çaba göstermesi. Bu nasıl gerçekleştirilebilir? Sadece aslında bu anlamda birçok Londra dostum diyor da olsun birçok muhalefet grupları söz konusu. İşte Londra'daki mesela 3 hafta sportif faaliyetler 20 yıl kamusal borç sakınmanın gerekliliğinden bahsedilmeli ve hem ülke içinde bu anlamda organize olmak hem de ülke dışında da uluslararası bir takım komitelerle bütün bu olimpiyatlara hazırlık komitesinin miras konusundaki sessizliğinin duyurulması gerekiyor. So just to end on a quote, Walter Benjamin once said, all sport is political. And the question is, you know, whose politics will Istanbul 2020 represent? Son olarak aslında Walter Benjamin'den bir alıntı yapmak istiyorum. Bütün aslında spor faaliyetler politiktir. Şimdi soru aslında 2020 İstanbul Olimpiyatları'nda kimin politikası, kimin siyaseti ön plana çıkacak? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Can. Sizlere de burada bildiğiniz için teşekkürler. Halen saat 6'da kalan demir şeklinde de. Şöyle bir şey önereceğim. Muhakkak bu kadar ardı ardı esasında tam gün bir atölye çalışması hak eden bu panelde biriken soruları toplayarak alayım ve Jean-François Atölyüz daha sonra sunum olacağı için bizim ileri çıktı. 3 katılımcımız burada. Onların da hepsini toparlayarak cevap vermesini önereceğim. Eğer kabul ediyorsanız. Soruları alayım. Ben önden bir soru bilebilir miyim? Çok acil bir durum var. Sorunu özellikle bekledim. Çünkü 40 dakika içinde yayına yetişmem gerekiyor. Kışın kendinizi tanıtabilirseniz. Tabii ki tanıtacağım. Saat 18.30'da yayına yetişmem gerekiyor. O yüzden hocama, Haydar hocama soruyu sorup mümkünse kısaca cevabı alıp ayrılacağım. Ben bu konu üzerine çalışıyorum. Şevket Furkan Erme ismim. Atletizm Dünyası Dergisi yayın yönetmeniyim. Spor gazeteciliği uzmanlık alanım. Yakın zamanda ben de bir yazı yazdım bu konuda. İstanbul Olimpiyatları'na 2020 adayla neden karşıyım diye 6 tane madde sağladık. Birçoğunu burada ayrıntılı bir şekilde açtınız. Dikkatimi çeken bir nokta vardı. Tokyo'nun Bilbrook'unu incelerken özellikle çevreci notları ön plana çıkan bir adaylık dosyasıydı Tokyo'nun. Ve çok dikkatimi çeken bir nokta, ben kendi yazımda da kullanmıştım. Tüm eventlerin yapıldığı alanı 8 kilometre kare içine sınırlıyorlardı. Yani 26 tane spor olimpiyatlarda birinden birine yürüme mesafesi 8 kilometre ve bunu İstanbul gibi 20 milyon kişilik bir kentte yapıyorlar ve kentin tam merkezinde. Tokyo'ya ben gitmedim ama plandan görebildiğim kadarıyla Tokyo kuyunun içinde kentin tam göbeğindeki parkı kullanarak yapıyorlar. Ve mümkün olduğunca Tokyo'nun zaten ulaşım ağı çok daha yüksek erişilebilirliğe sahip tabii İstanbul oranla. Böyle bir plan İstanbul'da uygulanabilir miydi? 4 tane zon oluşturup kenti yayılan bir plan İstanbul'da uygulanabilir miydi? Hem çevreci özellikler arasından çok daha az kaynakların kullanabildiği, insanların daha kolay kaynaşabildiği, daha az gaz salınımının olduğu bir oyun olmaz mıydı? Bu planın olabildiğini hocaya sormak istiyorum özellikle Haydar Hoca'ya. Cevabı alıp hemen ayrılacağım. Yoksa sonları da almak isterim. Yazacak mısınız yoksa yayınlayacak mısınız? Yok kendi yani özellikle. Yok yani. Şimdi kuramsal olarak böyle bir şenliğin kentin bütün alanına yayılması ve bütün
farklı sürtürlerdeki yaşayan insanların bunu paylaşması gerekir. Doğallıkla. Bu bir festival olabilir. İşte İstanbul'da bir yerlerde bunu yapmaya çalışıyorlar bildiğiniz gibi. O da bir meyve üniversitedir. Fakat burada biz İstanbul'un neredeyse tamamını en bütün güzellikleriyle, bütün birikimleriyle sunmak ihtiyacını duyuyoruz. Sizin söylediğiniz anlamda düşüncelere erişecek bir noktaya maalesef gelememişiz anlayabildiğim kadarıyla. Ama tabii bu olimpiyatlar sırasında oluşabilecek bir sürü güzellik diyeyim. Çünkü esas merkezinde bir gençlik şöleninin durduğunu düşünürsek, örneğin maraton, zaten Boğaziçi'nde yapılan köprü geçişleri, çok hoş bir ve anlamlı bir olay. Çünkü kent bir tür kuşağının tamamını yaşıyor. Buna benzer birkaç şey oluyor. İşte yelken yarışı oluyor Boğaz'da vesaire. Hatta menzile kapatmak gibi saçmalıklara kadar gitmezsek, yani Haliç'te çok kürek yarışı yapıldı. Bunların hepsi kentlerin paylaşabildiği şeyler. Ama hep şunu söylemek istedim, onu atladım şimdi sayesinde, sorunuz sayesinde yok değil. Amacından şaşmış bir olaydan bahsediyoruz. Kentin ne kadar düzeni ne kadar yayılırsa o kadar sanki büyük faaliyetler, büyük inşai faaliyetler, maalesef bunu söylemek zorundayım, olacak, sanki bir yerler düzelecek gibi. Yani biz bu şehri 1453'ten beri kurtara kurtara bir türlü bitiremedik. Ne kurtaracağız olimpiyatlar sayesinde diye bir düşünce var. İşte bu fırsattan istifadeyle, onu da söyledim, metninde vardı söyleyemedim, bir takım kentsel dönüşümler de meşrulaştırılmış olacak. Şimdi bir süre depreme dayalı olarak meşrulaştırılmış olan kentsel dönüşümler bir süre sonra aman yabancılara ait olacak durumuna dönüşebilir. Dolayısıyla kentin ne kadar çok alanına yayılırsa o kadar çok iş çıkar bize diye düşünen bir takım yerler de var herhalde. Ama şunu tekrar belirtmek gerekiyor ki gerçekten olimpiyatlar İstanbul gibi zaten çok ağır yük çeken bir şehir için müthiş bir ızdırap olacak. Ya ben onu satır aralığında söylemeye çalıştım ama gerçek kendi yorumum olmasın diye, ama yorum olarak söyleyeyim ki bunu nereye toplarsanız toplayın o tarafa doğru sanki kent yatacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla bir sürü olumsuz nokta var, ama dediğiniz yani iyi bir şenlik zaten metropole yayılır, bütün insanlarla paylaşılır. Ne kadar olabileceğine dair pek bir fikrim yok yani. Sosyologların falan da sadece bunun bizlerin değil, çok iyi çalışması gerekiyor. Ekonomistlerin de çok iyi çalışması gerekiyor. Mesela Aslı'nın bir kuramsal şeyi vardır. Süzgeç ve atmasa bile damlar. Şimdi basitleştirirsek çok hızlandırmak için yanıtı, taksi şoförü de bir şey bekliyor. Bu olaylarda. Bakalım bize neler düşecek diye. Aslında kentsel paylaşım bu demek değildir. Yani biz bundan yama alalım, bu fırsattan beraber işler yapalım demek değildir. Tüm bunlar planlama öncesi planlamaları gerektirir. Ama biz bir anda karşımızda böyle bir şeyle karşılaştık. Duvarda var iş. Başka bir şey de bilmiyoruz. Bir de rakamlarla karşılaştık. 20 milyar dolar. O belki hakikaten 40'lara 60'lara çıkacak. Peki bizim evet diyen insanlarımız bunu nereden bu kaynağı sağlayacağına bir fikirleri var mı? Biz daha bu konularda bile konuşuyoruz. Karbon salınımına gelinceye kadar ki hatırlatıyorsunuz, çok haklısınız. Bizim için bir siyah tartışmalıyız. Çok teşekkürler. Ayrılmak zorundayım. Rica ederim. Bu
Sonuçlarındaki olumsuzluk aslında partilerin değişmesi, yani önce İşçi Partisi'nin, daha sonra Muhafazakar Parti'nin hükümete gelmiş olması alakası yok. Daha başından itibaren aslında bu bölgede yaşayan birçok insan tarafından, yerel halk tarafından oldukça daha alaycı, daha böyle şüpheci biçimde aslında bu projeye yaklaşılmıştı. Baştan beri aslında hep söylenen ya da düşünülen şey, bu alanda olimpiyatlar gerçekleştirilirse eğer buraya daha çok yapı ve daha orta sınıf insanların geleceği, artık kendilerinin burada çok rahat dolaşamayacağı, işte köpeklerini gezdiremeyeceği vesaire bir takım eleştiriler aslında daha baştan beri yükselmişti. Ama olimpiyatlar, Londra olimpiyatlarındaki en temel problem 2007'deki büyük finansal krizden kaynaklandı. Bu finansal krizle beraber aslında olimpiyatların maliyeti 10 milyar pound'a çıktı. Yani politikalar ve partilerle alakası yok aslında sonuçların negatif olmasının. Merhaba, Ceyda Bakmış'a. Fransız doktor öğrencisiyim. Benim de sorum John Levering olacak. Londra'da 2012 olimpiyatlarında seçilen bölgelerin zaten daha önce dönüşmüş olan bölgelere bir son nokta koymak, bir unfinished business olarak tanımlayabileceğimiz dönüşüm alanlarını bir şekilde hızlandırmak olarak düşünülebilir mi bu seçilen bölgelerin? İkinci sorumda bütün etkinlikler sadece Londra'da mı gerçekleşti? Başka şehirlerde bundan bir şekilde yarar sağlayabilirler mi? Dünyada bu örneklerden görebileceğimiz başka örnekler var mı? Sadece tek bir şehirde değil de birçok şehrin ortaklığıyla düzenlenebilecek, başka şehirlerin de yararlanabileceği örnekler. Yeah, the first point, there was already a regeneration project for East London, particularly for transport. A bit like Istanbul, but the Olympics was used as the opportunity to build this into something much bigger and capitalise on the transport links by getting in particularly retail parks. Dönüşüm projesi söz konusuydu ama ulaşım odaklı bir dönüşüm söz konusuydu. Olimpiyatlarla beraber bu dönüşümün ölçeği büyütüldü ve daha böyle ticari faaliyetleri de içerecek bir dönüşümle beraber bu alanın tamamen dönüşmesi öngörüldü olimpiyatlarla beraber. The second point was a lot of criticism that all the Olympic goodies would go to London. I live in Wales, which is 200 kilometres from London, and people live in Scotland and Northern Ireland were very unhappy that we actually paid money for London to have the Olympics.
So some events were moved out to other cities in the different countries that make up Britain. İngiltere'de aslında olimpiyatların büyük kısmı Londra'da gerçekleşti ve bundan da işte Londra'dan 200 km uzakta ben Galler'de yaşıyorum. Galler'de gider ya da İskoçya'da gider. Bütün bundan oldukça mutsuz oldular. Çünkü hani Londra'da gerçekleşen bu olimpiyatların vergisini biz veriyoruz diye düşünerek çok büyük eleştiriler yükselmiş. Ve olimpiyatların bir kısmı başka kentlere de, olimpiyat olan faaliyetlerin bir kısmı başka kentlere de gerçekleşmiş. That was partly because a few years before we had devolution in the UK. So Wales, Scotland and Northern Ireland now have their own elected assemblies. And politically, the Labour government in London had to look good by giving some of the benefits of the Olympics to other areas. Bunun temelinden de aslında birkaç yıl önce İngiltere'de gerçekleşmiş olan İngiltere, şimdi Galler, İskoçya ve İngiltere olmak üzere Birleşik Krallık'ın üçe ayrılmış. Daha sonra ayrılmış gibi yönetim anlamında yeni bir yapılanmaya gitti. Şimdi hem Galler'in hem İskoçya'nın hem de İngiltere'nin kendi meclisleri söz konusu. Bu Londra'daki hükümetin aslında diğer taraflarda iyi görünme çabasından kaynaklanan bir şey olarak bir takım sportif faaliyetlerin bir kısmı da oralarda gerçekleşti. It's a very interesting question. I don't recall reading in the Istanbul documents anything about any events outside Istanbul. Is anybody ready? İstanbul için hazırlanan dokümanlarda İstanbul dışında herhangi bir kentte bir spor faaliyeti yapılacağına dair herhangi bir bilgi yok. Ege Yıldırım, şehir plancısı, koruma uzmanı. Bir John Bey'e bir sorum var. Bir de Aylar Bey'e. İşinizi kolaylaştırayım. I'll just say in English your question to John. I wonder how much the bid evolved over the course of time until the Olympics happened, because it seems like we would really need, if we got it, we would need, really need the chance to evolve the bid and the strategy. I suppose it's possible, but how much, I don't know. And you've mentioned how the NGOs and different actors could come together and make an impact. You might know that right now in Turkey, the situation looks really bleak in terms of participation. I mean, we're really in a very authoritarian regime state, actually. And actually, people are complaining about how untransparent the process has been. Many people don't even know what it's about. So I'm going to ask the second question to Haydar Bey in this respect. Haydar Bey, karar verici mekanizmalara ulaşmak lazım aslında. Bu konuda sizin düşünceleriniz bir yönde olarak neler düşünüyorsunuz? Hani ne yapılabilecek, gerçekçi bir şeyler ne olabilir aslında? Teşekkür ederim. Birer soru kalabilir miyiz acaba? İki soruyu alalım. Benim de benzer bir sorum var. İsterseniz 3-4'ü alalım. Hatırlayabilecek misiniz? Merhaba, Senem Özcezvan Mimar. Aynı zamanda UAE'nin Sports and Leisure programı üyesiyim. Dolayısıyla geçmiş Pekin ve Londra olimpiyatlarını bizzat gözlemleme şansım oldu ve İstanbul'un Adalet kitabını da çok yakın bir zamanda okuma şansım oldu. Adalet kitabında, yani sorum herkese bu arada, Adalet kitabında özellikle Tolkien'in rolü üzerinde çok fazla durulduğunu okuyanlar bileceklerdir. Tolkien bünyesinde oluşturulan Olimpiyatlar Birimi tarafından işte arazinin bulunması, alınması, değerlendirilmesi, bütün inşaat sürecinin yönetilmesi ve belirlenmesi dahil olmak üzere, hatta sürdürülebilirlik koşulları da dahil olmak üzere tamamı Tokyo bünyesinde oluşturacak olan Olimpiyatlar Birimi'ne devredilmiş gözüküyor. Ve Tokyo doğrudan sadece Başbakanlığa bağlı ve sadece Başbakanlığa o anlamda hesap veren bir kurum olarak şu anda da zaten faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bu katılımcılık anlamında zaten yani Tokyo'nun isminin girdiği her yerde zaten bir hepimiz duruyoruz, ona eminim. Katılımcılık anlamında da çok büyük bir
engel oluşturduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorlar? Çünkü Tokyo çok büyük yetkilerle tanınıyor olimpiyat kanunu çerçevesinde. İşte kamusallaştırmaları hızlandırmaktan, ihale süreçlerine doğrudan müdahale etmek gibi. Bunların hepsi adalet kitabında bizzat yazıyor. Yani Tokyo resmen olimpiyatların tek bir belirleyicisi haline getiriliyor. Öyle öneriliyor. İkincisi ise İstanbul'da biliyorsunuz bir deprem gerçeği var. Ve gerek adalet kitabında gerekse bütün konuşmalarda İstanbul'u bekleyen büyük deprem üzerinde neredeyse hiç durulmuyor. Az önce konuşmalardan birinde bahsedilmişti. Özellikle 2008 adaylığı sürecinde 1999 depremi nedeniyle adaylıktan neredeyse vazgeçildiği ve yani geri plana atıldığı söylenmişti. Önümüzde 7 senelik bir süreç var. Olimpiyatları düzenleme hakkını alsak bile bu 7 senelik süreç içinde bir büyük deprem geçirme olasılığımız hala var. Ve bu konuda hiçbir öngörüde bulunmuyor, kentsel dönüşüm çalışmaları haricinde. Bu konuda ne düşünüyorlar? Yine bir şey diyeceğim. Az önce İstanbul dışında gerçekleşiyor mu diye bir soru atılmıştı. İstanbul haricinde sadece futbol turnuvası gerçekleşecek. Antalya, Bursa ve Ankara'da. Onun haricinde hiçbir spor İstanbul dışında gerçekleşecek. Bir kişi daha kusura bakmayın. Siz. Ergo Tutçavuşoğlu, Üniversitesi Üniversitesi. 4 sene önce gene bu üniversitenin salonlarından birinde kültür başkentliği bir kentleri itirimine götürür diye tartışıyorduk. Orada da gene İngiltere ve Liverpool'u konu etmiştik. Başka örnekleri tartışmıştık ve şimdi Avrupa kültür başkentliğini de geride bıraktık. Doğru düzgün bir bilançosunu yapabilmiş değiliz. Ne getirdi, ne götürdü, spekülatif. Ama bir sürü şeyi meşrulaştırdığını biliyoruz. Şimdi olimpiyatlar da aynı şekilde. Yani bütün değerli katılımcıların sunuşlarından da anlıyoruz ki zaten burada olimpiyat ruhunu yaşatmak ya da bir sportiflikle ilgili bir kaybı yok. Daha çok bir gene kriz erteleme modeli, daha çok inşaat yaparak bir kentsel gelişme yönlendirme modeline dayandığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle büyük bir ekonomi, bahsedilen rakamlar çok devasa rakamlar. Yani Türkiye ekonomisini sarsılacak büyüklükte rakamlar. Böyle bir ekonominin olduğu bir yerde biz olimpik kaygılarla ya da şehirdeki sosyal kaygılarla bu projeyi durdurabilmek adına çok fazla bir şey yapamayız gibi düşündüm ve kaygılandım. Bir yandan da aklıma şey geliyor. Acaba bu işe soyunanlar bu olimpiyat oyunları hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Abi, kitapçı hazırlayanların bile o 26 oyun hakkında çok fazla fikri olmadığını düşünüyorum. Onun yerine onlara acaba şöyle bir çağrı yapsak, kendi özümüze dönelim. Milli içkimiz ayran eşliğinde bir cirit olsun, bir yağlı güreş olsun ya da işte deve güreşi, horoz dövüşü olabilir. Bunu Türkçe olimpiyatlarıyla birleştirebiliriz. Gelin böyle bir şey yapalım hani daha ilgi çeker falan diye bir şey söylesek. Bilmiyorum, belki buna ikna olurlar ama başka türlü iknası zor gibi geldi bana. Güreşi kaldırdılar diyorsun. Kaldırmayın diyorum. Ne? Güreş. Sevgili John konuşmasında İmre Azen. Sevgili John konuşmasında Londra'nın aslında ilk planlarında should I speak in English maybe? In your talk you mentioned how London, when it was preparing for the Olympics, that it really emphasized these legacy points, but then after the Olympics when you do the outcomes, when you look at the outcomes, you really see that the legacies didn't really account for too much. And you mentioned that in the Istanbul bid, these points are not even made in the bid.
London did a good good bit and really tried, but the outcome was not so good. Istanbul is not even trying. But on the other hand, you're proposing that we try to work and make the best of this. And I don't really find that very realistic that we will manage to put these legacy points by working with or proposing them to include them in the bid. So I want to ask you what really could be done at this point as people who are opposing these Olympics, what realistically can be done. And I want to ask also other, also Uz and Mr. Karabey to comment on this. This is just an extension of what's going on in Istanbul. It's going to accelerate what's going on in Istanbul. And what can we do at this point? What are the alternatives? I would let you to comment on that. Londra'da bu kadar verilmesine rağmen sonuçlarda 100 sene sonrasında bir süreliğinin en azından bir gördüğümüz durumda İstanbul'da mirasla ilgili bir hassasiyet görmüyoruz. Bu söylemişken sonundaki katılım veya çözüm önerileri fazla gerçekçi olmadığını söylediğinde yani ne kadar Türkiye İstanbul'da olan bir ülkenin bir uzatılması, bir devamı bir gözken sağlaması gereken onu gerçekten de yapmak gerekiyor. Biz dediğimiz atölye satın değil, ne yapmak gerekiyor? Tüm üç katılım cesur olduğunu. İsim Güneş için aslında üç panelist birden soruyu sormak istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla bu sadece bir sportif bir faaliyet değil ve siyasi aktörlerin içerisinde yer almak için. O zaman çok muhtemel ki bir siyasal mantığı var, bir mantıklısı var. Yani bunu hükümet acaba sadece bir ekonomik politik, yani kentsel ekonomik politik gereği olarak mı yapıyor ki işte Japonya'da yapılan nükleer santral konusunda bir müzakere aracını dönüştürüyor. Yoksa bu uluslararası bir sembolik siyaset mi? Mutlaka bir mantığı var. Bu mantığı oluştururken de elbette geçmişte olimpiyatların yapılmış olduğu diğer ülkelere ve deneyimlere bakılmıştır. Bu kimin siyaseti? Yani müteahhitlerin siyasetinden bahsediyoruz. Bölgesel güç olmaya çalışan bir ülkenin başbakanının kişisel siyasetinden bahsediyoruz. Bir parti siyasetini. Bunu da bir yorum olursak iyi olursunuz. İnan, İngilizce de söyleyebilir misin? I mean, I think there is some sort of political mentality behind this, and maybe we have to kind of disclose whose logic is it? Is it the construction companies trying to internationalize their own benefits, or is it the kind of some sort of regional politics of a symbolic politics of AK Party or Erdogan personally to use the Olympics as some sort of PR of the country as a regional power in the world. So I think maybe we have to touch upon the issue of the logic, the mentality of this politics of Olympics, maybe. If I could answer all those questions, I would be on the word here. They all come together around the particular impenetrability of the Turkish state. The first question there was underpins them all really. The reason why London did make an effort, even though it didn't really succeed, was precisely because of a pluralism. Because the local boroughs in London had to agree with the All London Authority, they had to agree with the central government, they had to agree with the devolved governments in Wales, Scotland and Ireland. There had to be a process of consensus building. And as the bid was granted, and then people thought, well, what are we actually going to do?
there was a lot of activity by NGOs, by all sorts of anarchist groups, left-wing groups, women's groups, black groups. There was a very important consultancy called IPPR, the Institute of Public Policy Research. Burada bir farktan bahsettim, birkaç soru gibi istiyor. Hem TOKİ'nin çok önemli bir merkezi rolü, hem buradan gelen ne yapmamız mümkün diye bir soru, hem de diğer soruyu birleştirerek Türkiye İngiltere karşılaştırmasına devam etti. İngiltere'de uyulması gereken bir kurumsal çoğunluk var. Gerçekten kurumsalın vurgun yapıyor. Kararların Londra'da uygulayacak kentsel politikalarla kararların kentsel yerel organlarda daha yeni dönüştürmüş olan bölgesel sistemle bölgesel organlarda yani Galler, İskoçya'da, İngiltere'de ve merkezi hükümetle uygulaşması gerekiyor. Bu kurumsal kurulların çoğunluktan geçerek ancak yapıldığı için zaten belli noktalarda çaba veya miras gibi noktalar öne sürülebildiler. Bizim burada gelip de dönüp geldiğimiz nokta Türkiye'de Türkiye devletinin merkeziyetçi geçirgen olmama hali sanırım. There had to be agreement between different spatial parts of the state, and there had to be agreement between different groups. I mean, some of these were conservative controlled local authorities, some of them were Labour controlled local authorities. A very important role was played in particular by this consultancy, IPPR, which at the time was very close to the Labour Party. They got involved with a lot of community groups, and the whole idea of, for example, I think the velodrome was originally going to be convertible into a college for catering, a catering college. So these sort of alternative proposals were brought forth by that slightly diverse political structure. Mesela bu genel bölgesel ve merkezi ölçeklerdeki uyumu sağlayan bir konsey olduğundan bahsetti. IPPR adındaki bir konsey. Bu konsey mesela çok somut olarak inşa edilen altyapının daha sonra bir kullanımı ile ilgili çok ilerletme isteniyor. Belli tartışmalar yapıldığından bahsediyor. Bunların da o altyapının yapıldığı yerdeki muhatap grupları dedi, komünite grupları, yani cemaat grupları, işte sektör olmaz, muhatap grupları ile işte temsilcilik gruplarının bir pazarlık sürecinden geçmesi gerekiyor. The friend here's point. This is such a huge exaggeration of everything that's been happening in Turkey for the last 10 years. The scale of it is so enormous. And the background is that the government has just, as you all know, approved an airport project and two new nuclear power stations. And for the first time since AKP's been in power, these are going to be primarily funded by the taxpayer. So Erdogan is bargaining, he's assuming that basically tax revenues are going to rise over the next 10, 15 years enough to pay it off. So it's got a much higher profile and it's much more directly connected to every taxpayer, even, you know, AKP supporters living out in Başakşehir or wherever it is. Everybody's much more affected by this than any of the projects that have happened to date, you know, urban regeneration projects in Sulukere or whatever. This is on such a huge scale that it seems to me provokes the question, your question, of the political centralism of the Turkish state in a way that's never been done before. And I would have, as a imagine, I would have thought that's in a way an opportunity. It's an opportunity to raise these questions, to this question, whose logic is this? You know, this is not the logic of some kind of international capital. This is the logic of a particular structure, a particular state. You know, this doesn't have to happen like this. You know, Madrid speed is 1/10 the cost of what Istanbul is putting forward. So it would seem to me that, I understand exactly what you're saying about the impenetrability and the centralization and the lack of democracy that's behind this, but the fact it's on such a scale, and the fact that it's going to involve public funding to a far greater scale than anything that's happened before pushes it to a new sort of level, and that would seem to me to be a really good opportunity. Daha çok ilgilenen sorusundan, yani bu çeşitli isimler sorusu olmuştu. Yani çok merkezi yapılar var,
büyük ölçekli projelerde bir şeyler yapabilmekten bahsediyorsunuz değil mi? Çeşitliğine çıkartmıştın. Tüm bu soruların toplamında tam da bu nedenden diyor John. Yani buradaki niteleri karşılaştırdığımız zaman kentsel alanda yapılan yatırımların, projelerin ölçeği gerçekten çarpmıştı. Tek kelimeyle devasa ölçekli. İşte havaalanı projesine ele alalım. İki tane nükleer santrali aynı anda inşa edecek bu ülke. Yani o kadar büyük ki bu yapılanların ölçeği, bu her birin, yani yalnızca AKP seçimleri olsun, seçimleri olmasın, her vergi ödeyeni etkileyen bir şey. Yani bu şekilde etki çok daha demokratikleştiği için diyelim yani, etki demokratikleştiği için buna karşı bir muhalefeti de, buna karşı da etkiyi kitleselleştirmekle ilgili bir umut görüyor anladığım kadarıyla. Yani projelerin ölçeği büyük, etki büyük, böylece etkiyi organize edecek ölçek de büyüktür diyorlar. Daha uzun olan konuşmasını doğru tercüme edebilirsen. Teşekkür ederim. Valla kabaca dört soruya birer cümle cevaplayayım. TOKİ İngiltere arttırılıyor dedi bir arkadaş yapılan şeyde. TOKİ'nin etkileri daha az arttırılabilir. Açıkçası bilmiyorum. Yani 2004'te TOKİ kanunundan girmiştik afet yasasına kadar. Zaten TOKİ şu anda her istediği yerde, her istediği evine o saatli planlı toplu vesaire olsun ev koyabiliyor. Dolayısıyla ayrıca işte, artık teker teker bakanlık vasıtasıyla emsal, yerine alışı emsallerine alışı bu afet yasasından tutuyor. Yani yandaki apartmanı 2004 verebiliyor. Dolayısıyla bundan daha fazla TOKİ yasası olamaz zaten. Dolayısıyla o imkanların sanmıyorum yani TOKİ'ye daha büyük bir avantaj sağlayacağını. Ama TOKİ'nin genel işleri olan rantı devletle ilgili dağıtmak kısmı belki devam edecek gibi geliyor. TOKİ kısmı bu kadar değil. Fakat bir yandan da ben hükümetin genel icraatlarında yolunda söylediği çeşitli projeler ikili görüyorum. Ve en tepkili olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin çakıl sermayesi %12. Yani eşdeğer ülkelerle karşılaştığımız zaman bu değil ülkeyi dediğimiz. Onların ortalaması %33, %35, %40'a falan yerler var. Dolayısıyla yani biraz tepkili olup bu projelerin nasıl ilkine bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve bunların ne kadar gerçekleştirilecek. Örneğin yani İstanbul'da 46 mahallenin dönüştürülmesi 10 sene konuşuluyor. Orada kısmen dönüşmüş 5 mahalle var. Dolayısıyla aslında bu hani bir emlak şirketlerinin motivasyonu artırmak için bir öncü birlikteyi devletin çabaları olarak görülüyor. Dolayısıyla mesela 2009 krizinde Katar'dan şimdi 1 milyar açık eksik konservatifli bir para gelmişti. Ondan sonraki merhalelerde işte belki atılır falan. Dolayısıyla tepkin olmak lazım. Yani işin içeri yanı bu, ekonomik yanı bu. Bakalım diye düşünüyorum. Fakat bir arkadaşın sorusu da bunun arkasındaki siyaset nedir diye bir soruydu. Bence bunun içinde AKP aslında çok sıradan bir rolü üstüne alıp uyguluyor. Kendi özel şartları içerisinde, toplu özel şartlardan biri. Biz buna da aslında kapitalist tüketim krizi diyoruz. Yani bu 30-35 senelik bir kriz ve 4-5 merhalesi var. Bunu şimdi açıklamak çok uzun sürer ama esas mesele sınıfsal aşağı aralık arttığı ölçüde vergi ve devlet gelirlerinin büyük sermayelerle aktarılmasının bir yolu bu büyük projeler. Yani Türkiye'de örnek vereyim, Türkiye'de 5.300'ün üzerinde geliri olan aile sayısı %1.2. Çok acayip bir şey. Dolayısıyla bu şartlar altında sizin iş üretiminizin doğrudan hani real, direkt sektörlerle çalışması imkan dahil değil. O yüzden büyük projeler, vergilerin aktarılması, uzun vadeli borçlanmalar, şimdi müktabiliğe esası yaratmış sermayenin emlak sektörü çalışması gibi aslında AKP'nin uyguladığı çok sıradan kapitalist konjonktür içerisinde bir mehali var. O mehalenin içerisinde de bir kitap önereyim ben. O da bir şeye bağlasın, hani projelerin anlamına geliyor sorusuna. Mikro projeler ve risk, anatomy of ambition, bir ihtilasın anatomisi gibi.
Burada işte Freiberg diye bir akademisyenin derlediği bir kitap. Son 40 seneki bütün projelere bakıyor. Yani minimum bütçe açığı ortalama 3.2 kat. Bazı projeler 9 kat, 10 kat vesaire. Dolayısıyla hiçbir projenin açığa ilişkisi söz konusu için bunun sınıfsal bir yanı var. Yani onu tahmin etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ne yapmanın sorusuna da açıkçası ben iki yandan düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Bir, hakikati söylemeliyiz. Yani dolayısıyla bu projelerin hangi sınıfsal temellerden, hangi konjektüre geldiğini, hangi sonuçlara gebe olduğunu Türkiye konjektürü hakikati söylemeye söylemeliyiz ve bence projeye karşı olmalıyız. Kesinlikle. Ama bunu yapmak da yeterli değil. Dolayısıyla Barcelona'da başlamıştım, Barcelona'ya geri dönerek söyleyeyim. Yani kendi kolektif kontrol alanını kurgulayan gündelik hayat çalışması yapmak lazım. Yani çok basitinden söyleyeyim. Mesela Sostrasik diye bir örgütlenme var. 10 senedir faaliyet gösteriyor Barcelona'da. Yani inşaat işçileriyle beraber konut kooperatifleri kuruyorlar. Ve bunlar işte ayda 80 ayda 90 ayda yaşamınıza izin veren çok kolektif karar alma mekanizmaları kurulmuş. Yani en yoksulundan, en mağdurlar vesaireden başlayan bir sistem. Bu bir kooperatif ağ içerisinde oluyor. Aileyi para, yani daha doğrusu avlu dışında para kullanmaya çalışıyorlar. Aileyi işte ürünler gibi örgü kullanmaya çalışıyorlar. Yani bir örnek ama bunun gibi 50 tane 60 tane de görebilir. Mesela dayanışmacı ekonomiler sistemi, katılımcı bütçe bazı derece eyaletlerinde belediye bütçenin %60'ı küçük komiteler tarafından karar veriliyor. Dolayısıyla aslında sadece araştırmak gerekmiyor ama bu baskıcı rejim içerisinde ne kadar yorulabilirse bu iyi örneklerinde kolektif şekilde uygulanması lazım. Yani iyi göstermemiz lazım. Dolayısıyla İngiliz sorusuna ben aşağı yukarı böyle bir cevap veriyorum. Bundan 2000 sene önce yani İstanbul'da, Arena'da insanlarla aslanlar savaşıyordu. Yani bunun başka bir türlüsü içinde yaşıyoruz. Ama o zaman bir mücadele vardı. Şimdi olacak diye düşünüyorum. Ama bırakın
ciddi bir tartışma kültürünü ve birçok toplumda olduğu gibi bir müzakere alanı yaratmayı, biz daha henüz işte yine kendi konuşmama referans vereyim, sultanlar, periler, devlerle uyutulan bir topluluk halinde duruyoruz. Muhakkak küçük hareketler olacaktır ama verirlerse biz size bir tablo çekmeye çalıştık. Alternatifleri ne olabilir diye bakmaya çalıştık. Bizim bu aşamalı ilk sözümüz burada bitiyor diyorum ben, kusura bakmayın. Ama asliye teslim ediyorum. Zaten bence bu sözlerde toparlanmış olduk. Bu tarz faaliyetleri birazcık daha fiziksel etkileri, sosyal etkileri özel özel diyerek alternatif örgütlenmeye gerek devam edilsin. Bu diler. Çok teşekkür ediyorum dediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.